Herkese merhabalar. Bugün e, mantın son başlığı ancak ve ancak bağlacını işleyeceğiz ve böylece mantı bitirmiş olacağız. E, ancak ve ancak bağlacı e, şu arkadaşlar. Ancak ve ancak e, P ise Q, Q ise P'nin ve bağlacıyla birleşiminden meydana geliyor. E, ancak ve ancak e, tablosuna bakacak olursak ikisi aynı olduğunda sonuç 1 oluyor. Biri 1, biri 0 olduğunda sonuç 0 oluyor. Ancak ve ancak da aklımıza tutmamız gereken şey 1 e, ancak ve ancak 1'in sonucu 1. 0 ancak ve ancak 0'ın sonucu 1. Yalnız bunlar birbirinin tersi olursa 1 ancak ve ancak 0'ın sonucu 0. 0 ancak ve ancak 1'in sonucu 0. Yani aynı olduğunda 1 farklı olduğunda sonuç 0 çıkıyor. P ancak ve ancak Q önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu önermeye çift gerektirme diyoruz. İse de neydi? Gerektirme diyorduk. Sonuç 1 olduğunda ancak ve ancak da ise sonuç 1 ise eğer buna biz ne diyoruz? Çift gerektirme diyoruz. Şimdi örneklerle bunu biraz pekiştirelim. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur diye soruyor. P ancak ve ancak Q denktir. P ise Q ve Q ise P. Bu zaten neydi? Ancak ve ancak tanımıydı. P ise Q ve Q ise P'nin V bağlacıyla bağlanmasıyla oluşuyordu ancak ve ancak. P ancak ve ancak Q denktir diyor. P'nin değil ancak ve ancak Q'nun değili. Bunu biraz örnekle açıklamaya çalışalım. Mesela nedir? İkisi aynı olursa bunların. Bir ancak ve ancak birin sonucu ne? Bir ediyor arkadaşlar. Bir de bunun değerini alsak bunların birin değeri sıfır ancak ve ancak yine birin değeri sıfır, sıfır ancak ve ancak sonucu da bir oluyor. Yani aynı çıktı. Bu ser birbirinden tersi olarak alalım. Bir ancak ve ancak sıfır sıfıra denk geliyordu. E bunların değilini alsak birin değeri sıfır, sıfırın değeri de bir, e sıfır ancak ve ancak birin sonucu da sıfır çıkıyor. Yani aynı da olsa sonuç e, değişmiyor. Farklı da olsa sonuç ikisinde de değişmiyor. Demek ki bu ifade doğruymuş. Üçüncü ifadeye bakalım. P ancak ve ancak P'nin sonucu 1. E, i̇kisi aynı olduğunda sonuç ne demiştik biz? 1 çıkar demiştik. Bu da doğru. P ancak ve ancak 1'in sonucu P'ye eşit. Yine bunu denemeyle bir bakalım. Şimdi ikincisi zaten kesinlikle ne? 1. Bir. Birincisi eğer 1 bir olursa bunun sonucu 1 çıkar. İkincisi yine 1 bir alıp birinciyi 0 alırsak e, burada 0 ancak ve ancak 1'in sonucu 0 çıkar. Dikkat ederseniz birincisi neyse sonuç o çıkıyor. E birincisi P olduğuna göre sonuç her zaman P çıkacak yani doğru. Bunu aklımıza yazıyoruz. P ancak ve ancak 0'ın sonucu P'nin değil diyor. Onu da bir deneyelim. Şimdi ikinci bileşen 0 olduğunda eğer birincisi 1 bir olursa 1 ancak ve ancak 0 neye denk olur? 0'a. E yine ikincisini sıfır alıp birincisini de sıfır aldığımızda yani aynı aldığımızda sıfır ancak ve ancak 1'e eşit. Şimdi dikkat edersek birinciyi biz ne alırsak ki değişken birinci dikkat ederseniz. Birinciyi ne alırsak alalım sonuç bunun tam tersi oluyor. Yani birinci neyse sonuç onun olumsuzu. P'nin değili doğru. Burada, burada e, özellikle şu ikisini 4 ve 5. maddeyi not alıp aklımızdan çıkarmıyoruz. Ancak ve ancaktan biri bir olursa sonuç diğerine bağlı. Ancak ve ancak da biri 0 olursa sonuç diğerinin olu değiline bağlı arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer örneğe. P veya Q ancak ve ancak Q bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir diyor. Ancak ve ancakta işlem yapamıyoruz. Ancak ve ancakta kurtulup iseye önce dönüştüreceğiz. İseyi de veya dönüştürüp ona göre sonuca gideceğiz. Şimdi bunun karşılığı neydi? P veya Q P veya Q ise Q ve ve ne yapıyoruz? Yerini değiştiriyoruz bu sefer de. Q başa geliyor ise birincisi de ikinci yere geliyor. P veya Q. Şimdi P veya Q iseyi bu sefer kurtulalım. İseden nasıl kurtuluyorduk? Birincinin değilini alıyorduk. P'nin değili ve Q'nun değili ara veya oluyordu. İkinci aynen yazıyorduk. Ve bu sefer buna bakalım. Birincinin değilini aldık. Q'nun değili ara veya oluyordu. İkinci aynen yazıyorduk. Dikkat ederseniz bu ikinci de nedir? Hepsi veya oldu. Önce burayı bulalım. Şimdi istediğim gibi yer değiştirebilirim. Q'nun değili ile Q'yu bir araya alıyorum. Q'nun değili veya Q veya P. Q'nun değili veya Q neye eşitti? 1'e eşitti. 1 veya P. 1, 1 olduktan sonra veya da sonuç ne oluyordu? 1 oluyordu. 1 ve mi oldu aradaki işaret? İkinciyi bulalım şimdi. Burada iki kez kullanılan var mı? Yok. Mecburen içeriye dağılma özelliğini yapacağız. Q veya içeriye dağıtıyorum. Bakın Q veya ne yaptım? P'nin değili. Arada V var. Yine Q veya bu sefer de Q'nun değiliyle çarptık. Q veya Q'nun değili 1'di. 1 ve P'nin değili veya Q. Şimdi V'de bileşenlerden biri 1 ise sonuç diğerine eşit oluyordu. Yani ikincisi P'nin değili veya Q olmuş oluyor. Yine aynı şurada olduğu gibi 1 ve de sonuç neye bağlı? İkinciye. P'nin değili veya Q. Şıklarda P'nin değili veya Q var mı? Yok. Demek ki bu ise'den gelmiş. İse'ye dönüştürdüğümüzde bunu ne oluyordu? Birincinin değili, P'nin değilinin değili P, ise ikinci aynen yazıyoruz Q. P ise Q var mı şıklarda? C şıkkında var arkadaşlar. Güzel bir örnek olmuş. Yani dikkatli bir şekilde durdurup çözeceğiniz bir örnek. Gelelim diğerine. P ancak ve ancak Q ve Q'nun değil ancak ve ancak P bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Bakın bir önceki örnekte ancak ve ancak bir kez kullanılmıştı. Şimdi bir kez kullanılan sorularda onu iseye dönüştürün. Öyle çözmeye çalışın. Ancak ancak ve ancak bağlacı iki kez kullanılmışsa bu soruyu değer vererek çözünür arkadaşlar. Ne yapalım? Önce P ve Q bir aynı alalım. P ve Q'nun ikisi de aynı olsa mesela 1 ancak ve ancak 1 olsa ve Q'nun değili 0 olur. 0 ancak ve ancak P neydi? 1'de. Peki 1 ancak ve ancak 1'in sonucu ne olur burada? Denktir diyelim hemen. 1 olur. 1 ve 0 ancak ve ancak 1'in sonucu 0 olur. 1 ve 0'ın sonucu ne çıkar? 0 çıkar. Şimdi ikisini aynı aldığında sonuç sıfır çıkıyor. Bir de ikisini zıt alayım. 1 ancak ve ancak sıfır. Yani P'ye bir Q'ya sıfır dedim. Ve Q'nun değeri Q'ya sıfır dediğime göre bura bir olur. 1 ancak ve ancak 1 olur. Şimdi bu taraf 1 ve ancak ve ancak bir aynı olduğu için sonuç 1. 1 ancak ve ancak sıfırın sonucu sıfır. Sıfır ve birin sonucu sıfır. Hangi durum olursa olsun sonuç ne çıkıyor arkadaşlar? Sıfır çıkıyor. A şıkkını işaretlemiş olduk. Şimdi burada bir durum söyleyeceğim ben size. Ancak ve ancak bir kez kullanılmışsa onu normal iseye dönüştürerek çözün. Ama ancak ve ancak iki kez kullanılmışsa daha fazla kullanılmışsa bilin ki o soruyu değer vererek çözmeniz daha iyi olur. Daha kısa zamanda çözerseniz hemen değer verin. Bir aynı alın bir de zıt alın arkadaşlar. Gerisi gelir. Şimdi diğer örneğe bakalım. Ancak ve ancak bir kez var. Hemen ancak ve ancak ne yapalım? İseye dönüştürerek kurturalım. Ne oldu buradan? P ise Q'nun değili Şöyle hemen büyük bir parantez alayım. ve Bu sefer yer değiştirdim. Q'nun değili ise P. Ve P ve Q mu oldu burası? Şimdi şu ise'den de kurtulalım. Neydi? Birincinin değilini aldım. P'nin değili veya Q'nun değili. Ve parantez yine aldım. Bu ne? Q'nun değilinin değili Q olur. Veya P. Ve P ve Q. Şimdi hepsi aynı olsa istediğim gibi yer değiştirebilirim. Aynı değil. Ancak burada bakın. Şunların hepsini bir eleman kabul etsem aradaki işaretler ve istediğim gibi yer değiştirebilirim bunları. Yani her biri bir eleman kabul ettiğimde bunları istediğim gibi yer değiştirebilirim. Peki bunlardan hangi ikisi kanka olur? Bakın şu ikisi kankadır. Bir diğerinin değeri dikkat ederseniz. P ve Q'nun değili ne olur? P'nin değili veya Q'nun değeri. O zaman şunla şunu bir arada alıyorum. Ve paranteze alayım bir de bunu. P ve Q'nun değili Neyi? Değeri paranteze aldım. Ve şunu yanına getirecektim. P ve Q Parantezi kapatayım. Arada ne var? Yine V var. Şunu en son alacağım. Q veya P. Şimdi biri diğerinin değil olduğu için V'de sonuç ne oluyordu? 0. 0 ve Q veya P. E 0 V'de sonuç neydi? Bileşenlerden biri 0 olduğu için sonuç kesin 0 olur. Yine güzel bir soruydu arkadaşlar bu da. Şimdi geldik açık önermeye. Açık önermenin tanımı şu içinde en az bir değişken bulunan ve bu değişken aldığı değere göre doğru ya da yanlış hüküm bildirebilen önermelere biz açık önerme diyoruz arkadaşlar. Bu açık önermeyi doğrulayan değerlere açık önermenin doğruluk kümesi diyoruz. İleride biz buna ne diyeceğiz? Çözüm kümesi diyeceğiz arkadaşlar. Önermeyi Px ile ifade edecek olursak biz Pa doğru ise Pa denk 1 diyoruz. Yazdığımız değer eğer yanlış ise de Pa denk 0 diyoruz. Hemen örnek üzerinde gidelim px x1 tam sayı ve x kare eşittir 4'müş. Yani x yerine öyle bir sayı yaz ki karesi 4 olsun. Mesela burada x yerine biz 1 yazarsak p1 olursa eğer bu. P1 ne demek? 1'in karesi 1 olur. E 1 4'e eşit olmadığı için p1'in karşılığı 0'dır. Yani yanlış çıktı cevabı. X yerine 2 yazarsak p2 ne olur arkadaşlar? 2'nin karesi 4. E 4 4'e eşit çıktı mı? Çıktı. O zaman p2'nin karşılığı doğru yani 1'dir. Verdiğimiz değer doğruysa doğruluk değeri 1. Yanlışsa doğruluk değeri 0 oluyor. Alan e, verdiğimiz değere göre e, önerme ya doğru ya da yanlış oluyor arkadaşlar. Qx önermesi nasıl tanımlanmış? Qx x bir doğal sayı ve 2 ile 7 arasında. Mesela biz burada x yerine kalkıp 4 desek Q4 2 ile 7 arasında mı? Evet. Q4'ün karşılığı 1 olur. Ama kalkıp burada Q10 desek arkadaşlar 12 ile 7 arasında mı? Değil. O nedenle Q10'un karşılığı sıfır olur. Açık önermede verdiğimiz değere göre o önerme ya doğrudur veyahut da yanlıştır. O nedenle zaten buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Açık önerme diyoruz. Niceleyiciler. Son başlığımız. Niceleyiciler şu. Ee, birinci niceleyicimiz genelde kullandığımız her niceleyicisi, her mantıkta arkadaşlar ters A sembolüyle gösteriliyor. Bu her yani her şeyi ifade ettiği için evrensel niceleyici diye tanımlıyoruz bunun. Diğer bir ismi evrensel niceleyici. Kaynaklarda gördüğünüzde her'i kastediyordur. Bazı niceleyicisi var ya da en az bir niceleyicisi. O da ters E harfiyle ifade ediliyor. Buna da varlıksal niceleyici diyoruz. Varlıksal niceleyici diyoruz. Buradaki herin olumsuzu yani değili en az bir. En az birin değilinin de her olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz arkadaşlar. Neymiş? Herin değili en az bir. En az birin değili her oluyor. Ki zaten genelde bununla ilgili sorular geliyor. Mesela yanda verdim buna alakalı örnek. Diyor ki örneğimiz en az bir x eleman r için diyor x kare küçük eşit x ise her x eleman r için x kare büyük 0 önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birincisi şu. Şıklara bakayım. V'yalı şıklar var. Demek ki bu iseyi V'ye dönüştürmüş. Ben iseyi V'ye dönüştürdüğümde ne oluyordu? Birincinin değerini alıyordum. E en az birinin değeri ne olur? Her x eleman r. E küçük eşitin olumsuzu ne olur? x kare büyük x olur veya veya ikinciye dokunmuyorduk. Her x eleman r x kare büyük 0. Her x eleman r için x kare büyük x olacak veya her x eleman r için x kare büyük 0 B şıkkında bu söylediğimiz var. Bunun denki eğer bu olmasaydı bunun karşı tersini alacaktık. Neden? Çünkü ise de bir önermenin denki onun karşı tersiydi. Ama şıklara baktım hepsi veya. O yüzden hiç karşı tersle uğraşmadan ise'yi veya dönüştürerek denk olan önermeyi bulmuş olduk. Şimdi diğer bir soruda ne diyor? En az bir x için 3x eksi 1 küçük 2 ve her x için 2x eksi 4 eşittir 2 önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? Yani bunun değilini alacağız. Şimdi bu ifadenin değilini aldığımızda en az bir neye dönüşür? Her x'e dönüşür. 3x eksi 1 küçük 2 büyük eşit 2'ye dönüşür. Sonra v veya ya dönüşür. Her en az 1x'e dönüşür. 2x eksi 4 eşit 2 de eşit değil 2'ye dönüşür. Bakın her şeyin tam t olumsuzunu aldık. En az 1 her'e dönüştü. Küçük büyük eşide dönüştü. Eşit eşit değil e dönüştü. Her en az 1'e dönüştü. Her x 3x eksi 1 büyük eşit 2 veya en az 1x. En az 1x. 2x eksi 4 eşit değil. 2 yani yine B şıkkında arkadaşlar. Diğer örneğimiz ne demiş? Olumsuzu bu olan bileşik önerme aşağıdakilerden hangisidir? Olumsuzu buysa bunu bir daha olumsuzunu aldığımızda eski haline döner. O zaman bu verilen olumsuzu olan şeyin bir daha değilini alıyorum. O zaman bu P önermesine dönüşür. Buradaki 4 büyük eşit x 4 küçük 5'e dönüşür. Neydi? Büyük eşit ağzını ters tarafa çevirdi. eşitte de gitti. Veya v oldu. Veya v oldu. Hava güzel de ne oldu? Hava güzel değil oldu. Hava güzel değil. Bakalım 4 küçük 5 olması lazım. Ve hava güzel değil. 4 küçük 5 ve hava güzel değil. Veya neye dönüştü? Veya dönüştü. Buralar o kadar zor değil. Biraz dikkat ettiğinizde rahatlıkla anlayacağınız yer. Zaten soru gelirse ilk kısımda gelir üniversite sınavında. Şimdi geldik son kısım biraz tanımlarla alakalı kısım. Şu anlamı bilinen sözcükler, tanımsız terimler ve daha önceden tanımlanmış terimler yardımıyla terimlerin özelliklerini belirtmeye bu terimleri tanımlama diyoruz arkadaşlar. Anlamı bilinen sözcükler. Yani bir şey tanımlayacaksanız onunla ilgili bazı anlamı bilinen sözcükler vardır. Tanımsız terimler var ya da daha önceden tanımlanmış terimler. Şimdi bu tanımsız terim ne? Yani tanımsız terim matematikte özellikle nokta kavramı tanımsız bir terimdir. Neden nokta tanımsızdır? Çünkü eni boyu yüksekliği yok. Yani boyutu yok. O nedenle biz noktayı tanımlarken aslında bütün geometriyi meydana getiren nokta tanımsız bir kavram ama ve bunu biz nasıl tanımlıyoruz? benzetme yoluyla tanımlıyoruz. Ne diyoruz? Havada uçuşan toz tanecikleri ya da kalemi sayfaya vurduğumuzda oluşan leke nokta diye tanımlanıyor. Ama bu tanımlayamadığımız kavram yardımıyla biz bütün geometriyi oluşturuyoruz. Mesela doğru parçasını oluşturuyoruz. Doğru parçasının tanımı yok çünkü noktadan meydana geliyor. Sonra ışını, doğruyu, düzlemi, yüzeyi tanımlıyoruz. Bunların tanımı yok. Neden? tanımsız bir kavramdan yola çıkarak elde ediyoruz. O nedenle bunların hepsini benzetme yoluyla biz ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir şeyi tanımlamak için yani tanım kavramını şu anda veriyoruz ve her birimin kendine az kavramları var. Ve bunu tanımlarken anlamı bilinen sözcüklerden faydalanıyoruz. Tanımsız terimlerden ki bundan kastımız nokta gibi. Ve daha önceden tanımlanmış terimler yardımıyla terimlerin özelliklerini belirtmeye bu terimleri tanımlama diyoruz. Burası yani dediğim gibi sınavda geleceğinden değil de kaynaklarda karşınıza çıktığında bunu niye anlatmadılar demeyesiniz diye bu sayfayı özellikle hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Anlamları bilinen terimler tanımlı ya da tanımsız olabilir. Az önce dediğim gibi nokta gibi mesela tanımı yok. Ama onlarla kalkıyoruz biz açıyı tanımlıyoruz değil mi? Birçok şeyi tanımlıyoruz. İyi bir tanımda olması gereken özellikler aşağıdaki gibidir demişiz. Bunlar ne arkadaşlar? Bir anlamı bilinen sözcükler, tanımsız terimler veya tanımlı terimlerle yapılmalıdır. Az önce yukarıda dediğimiz şey. Tutarlı, açık ve anlaşılır olmalıdır. Yani bir şeyin tanımını yaptıysanız bir, söylediğiniz şeyin e, anlatmak istediğiniz e, tanımı tam olarak yansıtması gerekir. Ve bir de nedir? Çelişmemesi gerekiyor başka şeylerle e, ve anlaşılır olması gerekir arkadaşlar. Üçüncüsü Tanım belirtilmesi gereken özelliği kapsamalı, başka özellikleri kapsamayacak biçimde kesin olmalıdır. Yani bir şey tanımlayacaksanız, herkes tarafından o söylediğiniz şey tam kapsadığınız için tanımı aynı şekilde anlaşılması gerekir ve başka şeylerle çelişmemesi de gerekir, başka şeylerde karıştırılmaması gerekir. Yani tanımın iyi yapılması gerekir. Ee, devam edelim. Doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen önermelere biz aksiyon diyoruz. Yine dediğim gibi testlerde karşınıza çıkar. Aksiyon neymiş? Doğruluğu ispatsız kabul edilen önermelere biz aksiyon diyoruz. Mesela ney? Ee, paralel iki doğru kesişmez. Paralel iki doğru kesişmez. Bu nedir? İspatı yapılmadan matematikte kabul edilen bir aksiyondur. Paralel iki doğru kesişmez neymiş? İspatsız kabul edilen önermelere biz aksiyon diyoruz. Aksiyonlarda bulunması gereken özellikler aşağıdaki gibidir. Birbirleriyle çelişmemelidir. Yani söylenen iki aksiyon birbiriyle çelişmemeli. Birbirlerinden bağımsız olmalıdır. Bir aksiyon diğer aksiyonlardan çıkarılmamalıdır. Zaten birini zaten kabul ediyorsunuz. E kabul edilen bir şeyden başka bir önermeyi çıkartamazsınız. O nedenle birbirinden bağımsız olması gerekir. Ve mümkün olduğu kadar az sayıda olması gerekir. Çünkü aksiyonların sayısı arttıkça yani tanımı yapmadığınız kabul olarak elde ettiğiniz birçok önerme olmuş olur. O durumda yani tanımlayacağınız şeyi adam akıllı tanımlayamazsınız. O nedenle nedir? Mümkün olduğu kadar az sayıda olması gerekir aksiyonun. Son olarak arkadaşlar P ve Q önermeler olmak üzere P önermesi doğru iken bakın P önermesi doğru iken siz P ise Q önermesinin doğruluğunu ispatlayabiliyorsanız P ise Q önermesine bir teoremdir arkadaşlar. Şimdi ispatlanmadan kabul edilene aksiyom ispatlanarak kabul edilene de biz ne diyoruz? Teorem diyoruz. Başka bir ifadeyle doğruluğu ispatlanabilen önermelere biz teorem diyoruz arkadaşlar. P ise Q önermesinde birincisine hipotez diyoruz. Hipotez. İkincisine de ne diyoruz? Hüküm. Bunu bir benzer isimlendirmesini felsefede de görüyorsunuz arkadaşlar. Neymiş? P ise Q şeklindeki bir yazılımda birinciye hipotez, ikinci hüküm diyoruz. Bunlar bizim mantık ile ilgili son kavramlarımız, bilmemiz gereken şeyler, test tekniğiyle bazı sorularda karşınıza çıkabilir. Bilmekte fayda var. Böylece mantık konusunu bitirmiş oluyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.